Sevgili öğrenciler merhaba. Ben kimya öğretmeni Kadir Kökçür. Bugün enerji ünitemizde ikinci kısma geçtik. Standart molar oluşum entalpisi. Standart molar oluşum entalpisi nedir? Nasıl hesaplanır? Nasıl inceleyeceğiz? Bunlara bakalım. İki basamak altında inceleyeceğiz. Bir elementlerin standart molar oluşum entalpisi. İkincisi de bileşiklerin standart molar oluşum entalpileri. Nasıl hesaplanır? Bunlara bakacağız. Önce biz standart şartlarımız nelerdir? Bir onu tanıyalım. Standart şartlar demek yani oda koşullarımız 1 atmosfer basınç 25 derece sıcaklık demektir arkadaşlar. Tüm ölçümler bunun üzerinden gerçekleştirilir. Peki standart şartlarda bir elementin standart molar oluşum entalpisi neye eşittir? Sıfıra eşittir arkadaşlar. Eğer bir element en kararlı halinde bulunuyorsa doğada bunun standart molar oluşum entalpisini sıfır olarak kabul ediyoruz. Örnek verelim. Karbonun grafiti sorularda çok fazla karşımıza çıkacak olan arkadaş bunun standart molar oluşma entalpisi sıfıra eşittir. Fakat bize soruda karbonun elmasını verirse elmasın oda koşullarında en kararlı hali olmadığından dolayı standart molar oluşma entalpisi sıfırdan farklıdır. Başka ne örnekler verebilir? Mesela oksijen. Oksijen Doğada en kararlı hali gaz halindedir. O zaman bunun molar oluşum entalpisini sıfır kabul edebiliriz. Ama bize soru da oksijen sıvısı olarak verirse molar oluşum entalpisi sıfırdan farklıdır. Veya gündelik hayattan gördüğümüz başka bir örnek verelim. Mesela demir katısı. Demir doğada en kararlı hali katı halde bulunması. O zaman molar oluşum entalpisi sıfıra eşittir. Ama bize demir sıvısı olarak vermiş olsaydı molar oluşum entalpisini sıfırdan farklı kabul ederdik. Karşımıza çok çıkacak gruplardan bir tanesi 7A grubumuz. 7A grubunu şöyle kısaca hatırlayalım. Neydi? Feride Celal'in bununu ısırdı. 7A grubundaki arkadaşlarımız doğada e, diatomik halde bulunuyorlardı. O zaman F2, Cl2, Br2 ve I2 şeklinde. Flor ve klorun en kararlı hali gaz. Bromun sıvı. iyodun ise katıdır arkadaşlar. Bu arkadaşların molar oluşum entalpileri sıfıra eşittir diyebiliriz. Yine bizi yanıtmak için sorulara koyacaktır arkadaşlardan bir tanesi. Metallerden civa, Civa oda koşullarında sıvı halde bulunan tek metaldir arkadaşlar. Eğer civa sıvısı olarak verirse yine molar oluşum entalpisi sıfıra eşittir diyebiliriz. Hemen bununla ilgili bir soru çözelim arkadaşlar. Yukarıdaki verilen maddelerden hangilerinin standart koşullarda molar, molar oluşum entalpileri sıfır kabul edilir? Ne demiştik? Elementlerin doğada en kararlı halleri sıfır kabul ediliyordu. Bizim bu verilen öncüler arasında bileşiklerimiz var o zaman bileşiklerimizi ne yapacağız eleceğiz karbondioksit, su, hidrojen, sülfür gibi bileşikleri eledik. Şimdi elementleri inceleyelim. Bakır katısı evet bakırın doğada en kararlı hali bakır katısı halinde. Ne demiştik flor gaz halinde bulunuyordu. Karbon elmasına ne yapacaktık dikkat edecektik en kararlı hali değildi. Civa oda koşullarında bulunan tek sıvı haldeki metaldi. Gümüş oda koşullarındaki en kararlı hali katı. Azotun da gaz halinde. Toplamda 5 tane neyimiz var burada? Standart molar oluşum entalpisi 0 kabul edilen elementimiz var. Bileşiklerde standart molar oluşum entalpisi nasıl hesaplanır? İki basit adımla bunu bulabiliriz arkadaşlar. Birinci adımımız bileşik kendi elementlerinin doğada en kararlı hallerinden meydana gelmek zorunda. Biz bakacağız tepkime sonunda oluşan ürüne, ürün hangi elementlerden meydana gelmiş? Tepkime de sadece bu elementlerin girmesi lazım ve bu elementlerin doğada en kararlı hallerinin olması gerekiyor. İkinci adımımız da ise oluşan bileşiğin kat sayısına bakacağız. Eğer oluşan bileşiğin kat sayısı ise arkadaşlar buradan elde etmiş olduğumuz entalpi değeri o bileşin standart molar oluşum entalpisine eşittir. Peki bunlarla ilgili bir örnek vermemiz gerekirse. Ne yapabiliriz? Karbon katısı artı oksijen gazı. Karbon, dioksit, gazı, bileşiği oluşmuş olsun. Şimdi buradaki oluşturduğumuz bileşikten oluşan entalpi... ...acaba benim standart molar oluşum entalpi mi değil mi onu inceleyelim. Birinci adım ne yapıyorduk? Bileşiğe bakıyorduk. Bileşik hangi elementlerden meydana gelmiş? Karbon ve oksijenden. Tepkime girenler acaba kendi elementleri mi? Bakıyorum. Karbon ve oksijen elementleri girmiş. Güzel. Doğadaki en kararlı halleri mi? Evet doğadaki en kararlı halleri. O zaman... İkinci adıma geçiyorum. Oluşan bileşimin kaç sayısı 1 mi? Bakıyorum evet burada gizli bir tane 1 var. Demek ki buradaki entalpim benim karbondioksitin molar oluşum entalpisine eşittir diyebiliriz. Bakalım başka bir örnek yapalım. Örneğimiz şöyle olsaydı. Karbon monoksit gazı artı 1 bölü 2 oksijen gazı. Geçtik Karbon, dioksit gazını oluşturmuş olalım. Acaba buradaki entalpi standart molar oluşum entalpi verir mi? Ne demiştik? Bir, kendi elementlerinden meydana gelecek. Karbon ve oksijenden meydana gelmesi lazım. Evet oksijen elementi kullanmışım ama ne kullanmışım? Bir de karbon monoksit bir bileşik kullanmışım. Kendi elementlerinden değil. O zaman ben buradaki entalpi standart molar oluşum entalpisi olarak arkadaşlar kabul edemem. Bir sonraki örneğimiz azot gazı artı 3 tane hidrojen gazı geçelim 2 tane amonyak gazını oluşturmuş olsun. İnceleyelim beraber. Birinci adımımız neydi? Kendi elementlerinden meydana gelmiş. Bakıyorum azot ve hidrojenden oluşması lazım. Tepkime girenler azot ve hidrojen. Doğadaki kararlı halleri mi? Evet ikisi de gaz halinde. Güzel. İkinci adıma geldik. İkinci adım neydi? Oluşan bileşiğin kas sayısının 1 olması. Bakıyorum bileşin kaç sayısına? Kaç sayısı kaç? 2 arkadaşlar. Ne olması lazımdı? 1 olması lazımdı. Demek ki buradan elde ettiğimiz entalpi değeri amonyağın standart molar oluşum entalpisine eşit değildir. Şöyle bir örnek yapalım. 1 bölü 2 N2 gazı artı 3 bölü 2 hidrojen gazı amonyak gazını oluşturmuş olsun arkadaşlar. Şimdi inceleyelim kendi elementlerimi. Evet kendi elementlerinden meydana geldi. Doğada en kararlı halleri mi? Doğadaki en kararlı halleri. Oluşan bileşiğin katsayısı sayısı 1 mi? Evet oluşan bileşiğimizin katsayısı sayısı 1. O zaman buradan elde etmiş olduğumuz entalpi değeri amonyak bileşiğinin standart molar oluşum entalpisine eşittir diyebiliriz. Hemen bununla ilgili bir örnek yapalım arkadaşlar. Tepkimelerinden hangilerinin entalpisi amonyak gazının molar oluşum entalpisidir? Birinci öncülü inceleyelim. Kendi elementlerinden mi oluşmuş? Azot ve hidrojen. Doğadaki en kararlı halleri mi? Evet doğadaki en kararlı halleri. Oluşan bileşin kat sayısı 1 mi? Değil. O zaman bu öncülü alamayız doğru cevap olarak. İkinci öncüle bakalım kendi elementlerinden meydana gelmiş, doğadaki en kararlı halleri, oluşan bileşimin kas sayısı 1. İkinci öncül bize doğru cevabı verecektir. Üçüncü öncülü de inceleyelim. Kendi elementlerinden meydana gelmiş ama doğadaki en kararlı halleri değil. Bu yüzden üçüncü öncülü de doğru cevaplarımızın içerisine alamadık. Cevabımız yalnız 2 oldu arkadaşlar. Bu kısım burada bitiyor arkadaşlar. Bundan sonra oluşum entalpilerinden yararlanarak tepkime entalpisi hesaplamayı yani delta H eşittir ürünler eksi girenler yapacağız. Bir sonraki videomuzda. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Kimyalı günler diliyorum.